Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz Hz. Abbas'ın sakladığı parayı nasıl haber vermiştir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ile Mekkeliler arasında meydana gelen ilk savaş Bedir savaşıdır. Mekke'den çıkan bir grup ki içlerinde Peygamberimizin amcası Abbas da vardır. Abbas Efendimizin o zamanlar Müslüman olduğu rivayet edilir. Ancak yanlış anlaşılmasın diye savaşın içerisinde bulunmak durumunda kalmıştır ve o da savaşa iştirak etmiştir. Fakat savaşın sonunda esir alınanlar arasında peygamberimizin amcası Hazreti Abbas da vardır. Esirler hakkında farklı değerlendirmeler sonucunda şu hükümler çıkar. Parası olanlar fidyesi alınarak serbest bırakılacak. Okuma yazma bilenler Medineli 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğreterek serbest bırakılacak. Dolayısıyla Hz. Abbas da kendisini der ki ey yeğenim benim herhangi bir param yoktur ki size para vereyim. Beni parasız meccanen fidi almadan salıver bırakıver diye bir ricada bulunur. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam der ki sen eşin ile filan gün şöyle 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 konuşarak savaşa çıkmadan önce demedin mi? O sakladığınız paralardan ne haber? Ve Hazreti Abbas gerçekten kendisinden ve eşinden başka hiç kimsenin bilmediği bu olayı peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın haber vermesi imanının kemale ermesine ve gerçek imana girmesine vesile olmuştur. Çünkü Hazreti Abbas savaşa çıkacağında eşine demiştir ki bu paraları, bu altınları sakla. Eğer benim başıma bir şey gelirse bunlarla idare edersin demiştir. Ve kendisinden ve eşinden başka kimse bu olaydan haberdar değildir. İşte Hz. Abbas Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği bu haber ile kamil imana sahip olmuştur. Cenab-ı Hak bizleri de bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucize olarak verdiği haberlerle İslamiyet'in hakikatleriyle doğrudan haberdar olmayı nasip ederek bize de imanı kamili ve hüsnü hatimeyi nasip eylesin inşallah.